Birleştirince Ayhan Bora Kaplan'la ilgili mesela Turan Bey'in söyledikleri çok çarpıcı. Yine bu operasyon üzerinden iki polisin açığa alınması, Sinan Ateş cinayetinden de bildiğiniz gibi yine bu güvenlik bürokrasisinden bazı kişiler alındı. Şimdi en son bu kodu da yani bu polis müdürlerinin otelinin olması ve burada fuhuş yapılması, İşte öksüz kızların bunda kullanılması konusu da biraz önce öğrendik ki Turan Çömez dedi. Hem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Akşener arasında bir görüşme olmuş. Bu konuda zaten adımlar atıldı dedi. Ama o zaman aklıma şu geldi. Bugün Adalet Bakanı'nın o zaman bundan haberi yok mu? Çünkü bugün Adalet Bakanı'na bu soruldu ve dedi ki Akşener ne biliyorsa yargıya anlatmalı, işte savcılığa bu bilgileri vermeli dedi. Hani bu da açıkçası biraz kafamı kurcaladı. Cumhurbaşkanının bildiği, Ali Yerlikaya'nın bildiği bir mesele. Acaba henüz yargıya mı intikal etmedi? Buna ne dersiniz? Yani bu biraz beni kafamı kurcaladı şimdi. Çünkü bugün Adalet Bakanı varsa bildiği şeyler anlatmalı yargıya dedi. Şöyle ki anladığım kadarıyla elindeki bilgileri Meral Hanım aktardı ancak bunun delillendirilmesi noktasında bir sıkıntı olabilir. Şimdi Ali Yerlikaya dinlemiştir. Belki onlara hak da vermiştir. Ama bir şey hak vermek veya dillendirmek tek başına harekete geçmek noktasında yeterli olmayabilir. Eğer bu noktada ciddi sayıda şikayetçi yoksa, yani bu iddiaları işte dillendirecek deliller yoksa harekete geçmek kolay değil. Yani sonuç olarak devletin polis müdürüne diyorsun ki yani sen devletin gözetimi altındaki kızları fuhuş yaptırıyorsunuz. Bu otellerde yapılıyor bu iş. Bu çok ciddi bir iddia. Yani hem ahlaki olarak çok ağır bir sonuç hem de ciddi bir suç. Dolayısıyla bunun her halükarda delil olması lazım. Burada iki saatten beri siyaset konuşuyoruz. Aralarda da bilgiler paylaşıyoruz. Ama Akşener de İçişleri Bakanlığı yaptı. Herhalde bildiğim diye bunu iddia gibi sunmadığına göre. Ama işte yani enteresan, aktarmıştır. Enteresan bir ifadesi olmuş. Kimin? Akşener'in. Ben gelirken Twitter'da gördüm. Dün mü söyledi, bugün mü söyledi tam bilmiyorum. Ben Teoman Koma'nın çırağıyım, yetiştirmesiyim evet, gibi evet. Bir ifade kullanıyor. Öğrencisiyim diyor. Öğrencisiyim. Kim dedi bu? Akşener diyor. Teoman Koman Paşa rahmetli. MİT müsteşarlığı yaptı 89-90'ların başı arasında. Sonradan da 28 Şubat döneminde jandarma genel komutanıydı. AKP'nin hedef aldığı, kumpaslarda hedef aldığı isimlerden bir tanesiydi. Bu da enteresan bir tabir. Yani bu bilgileri... Evet, yani bunu söyleyip sonuna da onu ekledi. Evet. Yani ilginç. Biraz delillendirme noktasında anladığım kadarıyla daha çok iddiaları aktardı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu noktada harekete geçmesini bekliyor ama Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatması için bir ama resmen soruşturma başlamaz mı acaba? Yani bir kere en ilk cümle bir mağdur veya şikayetçi olması lazım. Şikayetçi ortaya çıkması gerekiyor. Yani şimdi sosyal medyada birçok iddia ortaya atılıyor. Bugün mesela biraz önce yok işte delege pazarlıkları dedik. Evet, ama şimdi işte buna dayanarak da kalkıp da hani sözü... işte bir soruşturma başlatamaz hani. Ama kalkıp gitse işte biri 20 kişi evet biz para aldık şu şekilde oldu dese bir soruşturma başlatmak gerekir. Şimdi bu iddiaya... Akşener'in bu sözü ihbar kabul edilemez mi örneğin? Oteli olan polis müdürleri var ve fuhuş yaptırılıyor. Ya ama şimdi siyasi liderler her zaman çok ciddi iddialar ortaya atar. Kemal Bey de ortaya attı. Hani normal şartlarda demokratik bir ülkede olsa ciddi onlar ama delili... konmadığı sürece kolay bir şey değil. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Hem de Ankara'da belki bu konuyu duymuşsunuzdur. Son bir şey tabii bu konularda en zor soruşturma başlatılan konular da özellikle bu tip konulardır. Çünkü şimdi işin... polislerin yargılanması konusu. Polis yargılanması değil. Özellikle işin içerisinde fuhuş karışan olaylar. Muhtemelen ipin ucu çekilirse kime gideceğini kendileri de kestiremiyor. Hani bir yerden başlayıp muhtemelen... Yani korkar soruşturmayı... geliştirmezler mi diyorsunuz? Ben çok genişleteceklerini tahmin etmiyorum. Çünkü mesele o ki insanları fuhuşa sürükleyenlerden ziyade o fuhuş olaylarına kimin katıldığını ortaya çıkması. Arka planında kim yönetiyordu? Yukarılardan. Kimin suça bulaştığını yani, anladık. O otele peki, kim gidiyor? Peki kim gidiyor? Çünkü kim gidiyor? Bir değerli bir avukat var. Twitter'da paylaşımlarda bulunuyor. Yani öyle kişilerin bu
pis yola tenezzül ettiği ve o kızlarla birlikte olduğu konusunda öyle paylaşımlarda bulundu ki soruşturma başlayıp işler buraya geldiği zaman hani Türkiye'de gerçekten eşi benzeri olmayan bir skandal olur. Yani Amerika'da bile gayet yani keyifli okur insanlar. İki boyutu var. Şimdi bir Ali Kemal Bey'in dediği gibi. Bence evet, en önemli boyut bu. Budur bu yani. Otele kim gidiyor ama bir dakika, bir de şöyle bir şey var. Bu oteli, bu fuhuş ticaretinin, bu bataklığın arkasındaki nüfuzlu kişi kim? Yani ben her zaman söylerim, bütün dünyada mafyalar devlete rağmen mafyadır ama Türkiye'de devlet sayesinde mafyadır. Mutlaka devlet içerisinde. Bir de buraya garibanlar gitmiyordur mutlaka, tabii, değil mi? Tabii, siyaset içerisinden mutlaka bir destekçileri arka planda, evet, bir yöneticileri Alaaddin vardır. Bey'e bu boyutu da var yani. Alaaddin Bey, ne diyorsunuz? Biraz çelişkili şimdi. Turan Bey biraz önce duydunuz. Konuyu intikal ettirdi dedi. Adam bugün Adalet Bakanı, o zaman elindeki bilgileri savcılığa versin dedi. Ali Kemal Bey, polis adliye muhabiri, bir takım çekincelerden bahsediyor. İşin ucu başka yerlere uzanabilir vesaire. Hani nedir durum sizce? Ya şimdi hani bir şöyle bir şey var, söz var. Galiba Bertrand Russell'ın da, iktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar muhakkak yozlaştırır. Yani şu an Türkiye bu süreci yaşıyor. Yani, biraz önceki konuşma sürecimde şey söylemiştim. Yani sistem kirlenmiş. Gerçekten çok kirli. Bu olaylar sadece Meral Hanım'ın şeyle gündeme gelmedi ki. Ali Kemal Bey ismini vermedi. Ben vereyim. Dilek Ekmekçi Hanım. Avukat. Avukat hanımefendi. Kendisi de yurtlarda büyümüş. Ablası bu işlerde muhatap olmuş. Ya aylardır bunu yayın yapıyor, biliyor musunuz? Aylardır sosyal medyada isim vererek, adres vererek, zaman vererek. Bu işler ayyuka çıkmış. Yani burada iki tane şeyden kız intihar etti. Onun üzerine birileri işte giden İçişleri Bakanı'nın şey olduğunu, diyalog olduğu söylendi. Önce cezaevinden çıkarıldı, sonra cezaevine tekrar alındı. Annesi bu yurtlarda çalışıyor, babası bilmem ne yapıyor. Yani bunlar ayyuka çıktı artık. Yani sadece bir siyasinin, Meral Hanım'ın bu işe geç de olsa el koymasıyla beraber tekrar gündeme geldi ki iyi oldu. Ama burada sonuna kadar gidilebilir mi? İktidar değişmeden bu işlerin sonuna kadar falan gidilemez. Ha, iktidar değiştiği zaman ne kadar gidilebilir? Bir de o var ya, iktidar değişse bile ne kadar gidilebilir? Ancak bir ne diyeyim, devrim ya da ihtilal olursa herhalde öyle gidilebilir. Çünkü siyasiler birbirine çok fazla dokunmuyor, onu söyleyeyim yani. Biz muhalefet olsun, iktidar görüyoruz, olsun fark etmez diyorsunuz. Ya vallahi bazı mecliste konularda işbirliği yapabiliyorlar. Susmak tabii ki konusunda. Yani,